Şimdi dikkat ediyor musun? Enteresan bir tablo var ortada. Bu da şu. Mesela Montreux konusu var fakat tam olarak meselenin ne olduğunu kimse bilmiyor. Kimse tartışmıyor. Niçin kaldırılmak isteniyor? Türkiye'nin Montreux'le ile kazanımı ne? Kaldırılırsa ne kaybeder? İktidar niye kaldırmak istiyor? Yerine ne koyacak? Bütün bunlar tartışılmıyor. Veyahut hani Erdoğan şimdi yaptığı açıklamada yok böyle bir şey gündemimiz dedi. Bunu kim başlattı? Meclis başkanı başlattı. Durup dururken Erdoğan gerekirse Montreux'u iptal edebilir dedi ihtiyaç duyarsa. Şimdi Türkiye'de kimse hiçbir meseleyi sahici bir şekilde tartışmıyoruz sevgili Murat. Derinlemesine bilgisine. Derinlemesine bilgi üzerine değil, semboller üzerinde. Mesela iktidar diyelim ki metroyu, şey, Montreux'u kaldıralım mı diyor. Bir grup hayır abi istemiyoruz. Ya bu niye kaldıralım diyor, sen niye istemiyoruz diyorsun. Bu yok. Kimse argümanlarını ortaya sunmuyor. Yani Nedir kazanımlarımız? Nedir kaybımız? Kaldırmak mıdır bizim için daha evla? Hayır kalması mıdır daha şey? Kaldıralım diyenler neye dayanarak, neye güvenerek bunu kaldıralım diyor? Hayır kalsın diyenler niçin kalsın diyor? Bunun üzerine bir hiçbir tartışma yapılmıyor. Dediğim gibi biz bir ülke olarak bir horoz dövüşü yapıyoruz. Taraftarlar var. O horozların arkasında taraftarlar var laf sokalım, üstün gelelim, bizim sembollerimizin üzerinden karşı tarafı ezelim diye devam ediyorlar. Şimdi muhalefet meselesine gelelim her zaman. Yani benim artık dilimde tüy bitti. Bu, bu son e, şeyde de e, amirallerin bildirisinin yankılarını gördüm sosyal medyada. İnsanlar artık şeyine geldi. Baktım patlayacak noktaya geldiler. Çünkü muhalefet çok yine çok kötü sınav verdi. Ya bizi bir kere şaşırsınlar Allah'ınızı seversiniz ya. Bir kere artık bir kere diyelim ki evet muhalefet ya. Tam böyle bir Doğru bir karar alınır. Talihsiz açıklamalar, iktidar korkusuyla iktidarın o e, darbe hava yaydığı darbe atmosferine teslim olmak. Şimdi çıkarsın ya kardeşim amirallere ya üslubunuz yanlış, yönteminiz yanlış dersin. Ama aynen iktidar gibi darbeye karşıyız, darbelere geçit vermeyiz diye saçma sapan slogan atmazsın. Böyle bir slogan atmak demek böyle bir dönemde iktidarın değirmenine su taşımaktır. Muhalefetin neredeyse tamamı bir anda kendini demokrasi kahramanı ilan etti. Darbelere karşıyız diye. Arkadaş orta bir darbe tehdidi mi var? Niye böyle söyleyerek iktidarın darbe tehdidi varmış algısının perçinlenmesine, toplumda daha da yerleşik hale gelmesine katkı sunuyorsunuz anlaşılır gibi değil. Hiçbir konuda sınav vermiyorlar. Çünkü tekrar söylüyorum bir araya gelmedikleri müddetçe veremezler. Böyle olaylarda ortak bir aklın oluşması lazım. Bunu yapmıyorlar oturmuyorlar, tartışmıyorlar, konuşmuyorlar, beraber bir yol haritası çizmiyorlar, bir strateji belirlemiyorlar. Davutoğlu bambaşka bir şey söylüyor. Meral Hanım talihsiz bir açıklama yapıyor. CHP biraz karnından konuşuyor. Biraz tam olarak ne dediği belli olmuyor. Öbürü başka bir şey söylüyor. Toplumda bir bakıyor. Bir taraftan ülkeyi her gün biraz daha uçurumundan aşağıya doğru götüren bir iktidar var. Fakat bunun karşısında duran Veyahut bunun karşısında duracak politika üreten bir siyasi yapı, bir aktör yok. Ee, şimdi buraya gelirken sevgili bizim yayın yönetmeni Suat'la sohbet ettik. Ben şöyle diyenlerden değilim, onun özellikle altını çizeyim. Bu muhalefet bir şey yapamaz, hayır. Bir araya gelsinler çok şey yapabilirler diyenlerden. Şu anda bir şey yapamamalarının nedeni her birinin başka bir telden çalıyor olmasıdır halbuki dört tane madde belirleyip geriye kalan bütün farklılıklarımızı bir tarafa bırakıyoruz. Bu 4 madde etrafında. Bak şu anda şu anda bu güzel sabah saat 8'de evinden gözaltına alınan amiraller meselesi bir kere daha gösterdi. Bu ülkenin en temel konusu yargı. Herkes için Kürdü, Alevi'si, dindarı, Atatürkçüsü, solcusu, ateisti, Ermenisi, Yahudisi ya bu ülkenin vatandaşı olan herkes için yargı birinci sorun. Tamam bir bunun için bir araya gelelim. En azından bunun için. iki ifade hürriyeti. Bak gösterdi. O gene, amiral de en Atatürkçü amiral içinde ifade hürriyeti büyük bir sorun. Selahattin Demirtaş için de ifade hürriyeti büyük bir sorun. Ömer Faruk Gergerlioğlu için ifade hürriyeti büyük bir sorunmuş değil mi? Bir araya gelebilirmişiz bunun için. Yani demokrasi dediğimiz. Diğer bir şey. Ya arkadaş şu tek adam rejimi mahvetti. Adamın bir tane sabah çıkıyor bir kararnameyle her birimizin hayatını zehir ediyor denge denetlemesi olan, kuvvetler ayrılan bir sistem. Ya üç tane madde belirlesek toplumun bütünü bir araya gelir. O maddeleri belirlemiyorlar, bir araya gelmiyorlar. Herkes kendi bulunduğu yerden iktidarın değirmenine su taşımaktan vazgeçmiyorlar. Her olay niye, bu olay niye Erdoğan için bir lütfa döndü Murat? Biraz önce söyledim Erdoğan için en büyük lütuf muhalefet. Muhalefet hep her bir olayda yanlış tavır aldığında Erdoğan'ın yaymaya çalıştığı, yerleştirmeye çalıştığı o, o atmosfer daha yerleşik hale geliyor. Muhalefetin desteğiyle. Şimdi ortada dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi fol yok, yumurta yok, darbe tehdidi yok. Tamam, böyle bir rahatsız edecek yöntem, üssup var. Bunun altını özellikle çiziyorum. Sen daha iktidar kadar çıkıp da ortaya darbelere karşıyız, demokrasiye yana narası atarsan sen o iktidarın değirmenine taşımış olursun. Taşıyorlar. Muhalefet iktidarın değirmenine su taşımaktan vazgeçmiyor. Tekrar söylüyorum. İki yıldır bu, bu televizyonlarda, bu programlarda, iki yıldır neredeyse her programda söyledim. Bıkmadan söyleyeceğim. İsterseler bana ya çok tekrar ediyorsun bunu desinler. İsterseler ne derlerse desinler. Ama onlara şunu tekrar tekrar söyleyeceğim. Bir araya gelmezlerse. Herkes kendi çıkarı peşinde koşarsa, Meral Hanım'ın oyları iki puan artıyormuş deyip ayrı bir havaya girerse, CHP başka bir telden sürerse, Davutoğlu bir zaman CHP ile bir araya gelemeyiz, aman İyi Parti ile de şöyle konuşamayız, aman bilmem şunla da bir araya gelemeyiz demeye devam ederlerse, her biri Erdoğan iktidarda kalsın diye çalışıyor anlamına gelir. Ben böyle anlıyorum. Her bir sözleri, her bir davranışları Tayyip Erdoğan'a meşruiyet kazandırmaktan başka bir şey yaramıyor. Tayyip Erdoğan'ın yaratmaya çalıştığı algıyı güçlendirmekten başka bir sonuç elde edemiyorlar. Ülkenin gidişatını durduracak bir dalga kıran pozisyonunu oluşturamıyorlar. Arkalarında milyonlarca, geçen hafta burada konuştuk, ülke kötüye gidiyor diyen toplum kesiminin oranı 65. Bu yüzde 65'i bir araya toplayacak, bir duygu birliği sağlayacak, bir hedef, bir amaç birliği oluşturacak, o insanların her birini harekete geçirecek, mobilize edecek, demokrasi cephesinde demokratik bir eylemle seçime hazırlanacak, iktidarı seçime zorlayacak. Bunu yapmıyorlar. Bir olay oluyor. Biri A diyor, öbürü B diyor, öbürü C diyor. Biri sonra da diyorlar biz ittifak yapacağız. Hangi hangi konuda anlaşıyorsunuz ki mesela? Ben mesela çok merak ediyorum. Muhalefet hangi konuda anlaşıyor? Ne Ayasofya konusunda birlikte durabiliyorlar, ne İstanbul Sözleşmesi'nde birlikte durabiliyorlar, ne HDP konusunda birlikte durabiliyorlar. Ne yargı konusunda ne? E siz daha bir anlaşın arkadaş. Dört tane madde belirleyin. Anlaşın toplumu arkanıza dizin. Ve hala meclisteler tekrar söylüyorum. Bir şey yapmak başka. Bak tekrar özellikle izleyicilerinin dikkatini çekerek söylüyorum. Muhalefetin bir şey yapması, yapamıyor olması başka. Bir şey yapma arayışı içinde bile olmaması çok başka. Bir arayış yok. Bir kafa yoruma yok. Bir bir araya gelmek yok. Bir toplanmak yok. Bir defalarca toplanıp bir çıkış aramak yok. Bekliyorlar. ve Duruyoruz abi. Erdoğan'ın insafına merhamet dileniyoruz. Erdoğan Allah rızası için artık bu kadar daha yapma. İnsanları içeri atma. Bilmem bunu da Allah'ın lütfu olarak görme. Ya abi bu kadar gücü, güçle zehirlenmiş gerçeklikten kopmuş birinden merhamet dilenilmez. Şimdi sevgili Levent... E açıkçası tırnak içinde